Bizim artık şu perspektiften çıkmamız gerekiyor. Yani evrensel insan hakları veya evrensel değerler Batı'nın tekelinde olan ve Batı'yı sorgulama dışı kılan bir şey değil. Batı'da nihayetinde Doğu gibi normatif değerlere sahip olabilecek veya bunlara aykırı davranabilecek devletlerden, ülkelerden, rejimlerden oluşabiliyor. Ne zaman ki bu normatif dengelenme yaşanır, yani Doğu da Batı'yı insan hakları, demokrasi, özgürlükler üzerinden yargılayabilir, sorgulayabilir, eleştirebilir. İşte o zaman gerçekten anlamda küresel bir normatif dengelenme yaşanabilir. Çünkü Batı'nın bu değerleri bir araç olarak, yani kendini sorgulama dışı tutarak bunları başkasını sorgulamak için kullandığı bir araç olarak kullandığına şahit oluyoruz. Dolayısıyla insanlığın daha adil, yani bizim normatif düzen dediğimiz daha adil, daha eşit, daha insani güvenliğin merkeze alındığı özgürleşme, yani burada emancipation dediğimiz insani özgürleşmenin yaşandığı bir sürece evrilmek sadece ve sadece bununla. Yani Batı'nın bu araçları küresel bir hiyerarşik sistem kurmak için kullanmadığı bir düzlemde mümkün olur. Ne zaman ki İsrail ile Filistin'e aynı araçları kullanabiliyor olursak, gerçek anlamda orada üstünlükçü bir yaklaşım değil, eşitlikçi bir yaklaşımdan ve adil bir çözümden anlayabiliriz. Ama gel görelim ki binlerce yıl öncesindeki tarihi ders bize ne diyor Melian Diyaloğlu? Adalet sadece ve sadece eşitler arasındaki bir meseledir diyor. Eğer taraflardan biri daha güçlüyse güçlü istediğini yapar, zayıf çekmesi gerekeni çeker. Onun için güç dengesi kurulmadan normatif bir eşitliğin kurulması da açıkçası bir idealizm olarak kalıyor maalesef.